ben Serra Sara, Serra TV'ye hoş geldiniz. Birlikte yaz pratiklerine başlıyoruz. Yaz insanın hem çok hareket etmek istediği ama bir yandan da böyle bir hafif hafif o sıcaklığın verdiği rehavete kapıldığı bir dönem. Ama yazı pratik yapmadan geçiremeyiz. O yüzden her gün kendimize 20 dakika ayırarak haftanın 5 günü birlikte ders yapıyor olacağız. Her dersin konusu farklı olacak. Hafta sonunda tekrar istediğiniz pratikleri yapabilirsiniz ya da hafta sonu dinlen edebilirsiniz. Ama hafta içi 5 gün boyunca yapacağımız pratiklerimiz var artık yazın bitimine kadar. Her seviyeye uygun dersler olacak. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Aslında iki nokta. Her zamanki gibi nefesimizi alıp veriyoruz burundan. Ben aksini söylemediğim müddetçe. İkincisi ise ben yaptığım hareketlerin varyasyonlarını göstereceğim. Yani bu ne demek? İşte plank yapıyorum ben. Belki plank sana çok zor geliyor ve dizlerini yere koymak zorunda kalıyorsun. Ki bunu yapacaksın, bunu da söyleyeceğim. Ama bu pratikleri bütün yaz boyunca yapacağımız için güçlenmemiz ve pratiğimizle ilerlememiz için mutlaka ve mutlaka zorlanacağımız bazı şeylerle yapmamız lazım. Yani mesela plankteyiz, çok zorlanıyoruz ve dizlerimizi yere koyuyoruz değil mi? En azından bir kere, iki kere ne kadar yapabiliyorsak dizlerimizi yerden kaldırmaya gayret edeceğiz. Yaz içinde hep bu varyasyonlarda kendini ilerletmeye çalış ki pratiğin yazın aynı yerde kalmasın, ilerlemeye devam etsin. Hazırsan matın önüne gelelim ve ilk dersimize başlayalım. Bugünün konusu kollarımızı güçlendirmek ve kol dengeleri. Hazırsan aşağı bakan köpeğe geçerek hemen dersimize başlıyoruz. Aşağı bakan köpekteyim. Bir topuklarımı hareket ettiriyorum. Biraz bedenime yerleşiyorum, rahatlıyorum. Birazdan kollarımızla, omuzlarımızla çalışmaya başlayacağız. O yüzden şimdi dizlerimi hafifçe büktüm. Omuzlarımı daha çok yere bastırıyorum. Kalçam da yukarıya doğru gidiyor ki omuzlarımda daha rahat bir esneme buluyorum. Bunu nefesle yapalım. Burnumdan nefesi aldım burada. Yine burnumdan nefesi verirken dizlerimi gerdirdim, topuklarımı yere doğru bastırıyorum. Aldım nefes, dizleri büktüm, omuzları yere yaklaştırdım. Verdim nefes, dizleri gerdirdim, aşağı bakan köpek. Al nefes, ver nefes. Al nefes, verdim nefes ve kaldım aşağı bakan köpekte. Aşağı bakan köpek bizim için önemli bir poz. Burada genel olarak dinlendiğimizi zaman zaman düşünebiliriz ama sırtımın kamburlaşmadığını, mutlaka kalçayı yukarı itiyorum, sırtımı omuzlarımı yere doğru bastırıyorum. Bundan emin olmalıyız çünkü omuzlarımızın esnemesine çok yardımcı olan bir poz. Şimdi sağ adımımı öne attım. Bir piramit duruşuna geçeceğim. Bacaklarımızı da rahatlatalım. İki dizim de gergin. Öne doğru uzuyorum. Burnundan nefes alıp vermeyi unutma. Ve bacak değiştirdim. Önce bir aşağı bakan köpeğe gittim. Sonra solu öne attım. Gerdirdim dizlerimi. Ve tekrar aşağı bakan köpeğe geçtim. Bir kere daha dizleri büktüm, omuzları yere doğru yaklaştırdım. Bu sefer dizleri daha da büküyorum, omuzlarımı daha da yaklaştırıyorum yere doğru. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Dizleri gerdirdim. Şimdi buradan plank'e geçeceğim. Aşağı bakan köpek. Plank. Plank'e geldiğimde ellerimle, sırtımla mutlaka kendimi yukarıya doğru itiyorum. Kalçam kuvvetli. Aşağı bakan köpek. Plank. Aşağı bakan köpek. Plank. Aşağı bakan köpek. Burada kaldım aşağı bakan köpekte. Şimdi bir set daha yapacağız bunun. Fakat bu sefer aşağı bakan köpekten rahat olanlar plank'e değil çaturanga'ya geçecekler. Ben de iki kere öyle yapacağım. Sonra plank'e devam edeceğim. Rahat olduğunuzu hissettiğiniz zaman siz de ona geçersiniz. Geldim plank'teyim. Çaturanga. Yukarı bakan. Ve aşağı bakan. Nefes alıp vermeyi unutma burnundan. Plank. Çaturanga. Yukarı bakan. Ve aşağı bakın. 3 tane daha yapacağız. Ben plank olarak devam edeceğim. Plank. Aşağı bakın. Plank. Aşağı bakın. Son bir tane. Plank. Aşağı bakın. Ve aşağı bakandan yine sağ adımla öne attım. Tekrar piramide geçtim. Ve öne doğru uzuyorum. Hem nefesimiz sakinleşsin. Hem de
bacaklarımızı esnetmeye devam edelim. Burnundan nefes alıp veriyorsun. Ve bacak değiştirdin, soluğunu aldın, sağ geriye gönderdin, piramit. Topukların üzerine bir oturdum. Dizlerimi iki yana açtım, bir çocuk duruşuna gideceğim. Burada da omuzlarımızı esnetmek istiyoruz. Ellerimi ileriye doğru parmaklarımla yürüdüm. Kalçamı bastırdım. Omuzlarımın ve sırtımın uzadığını hissediyorum. Nefesin sakinleşsin. Omuzlarının ve sırtının uzadığından emin ol. Yani ellerin burada boş durmasın. Mutlaka ileriye doğru uza ki sırtın da uzasın. Ve yavaşça yükseldim. Şimdi Kakasana karga duruşuna geçeceğiz. Karga duruşuyla ilgili bir videonun linkini bu videonun altına bırakacağım. Duruşla ilgili problemleriniz varsa onu izleyebilirsiniz. Karga yapabiliyorsanız tam poza geçin. Yapamıyorsanız da ne yapıyoruz? Daha önceki videolarda da yaptık. Dizlerimizi arka kolumuza yerleştiriyoruz. Omuzlarımızı öne taşıyacağız ve bir ayağımızı kaldırmaya çalışacağız. Şimdi hep beraber aşağı bakan köpeğe geçtik. Adımlarımızla öne doğru geldik. Dizlerimi arka koluma yerleştirdim. Kargaya tam geçebiliyorsam tam geçtim. Geçemiyorsam omuzlarımı öne doğru taşıdım. Sıçramayın olduğunuz yerde. Sıçramamıza gerek yok. Sağ ayağımı yerden kaldırdım. Omuzlarımı öne taşımaya devam ediyorum. Baktım rahatsam diğerini de kaldırdım. Rahatlıysam burada kalıyorum. Pozdan çıkmadım. Tek ayağımı kaldırdıysam bile sağ yere koydum. Bu sefer solu kaldırdım. Kendimi yerden ellerimle itmeye devam ediyorum. Ve indirdim. Ve namaz karasanaya geçtim. Uzun nefesler aldık. Nefesimiz sakinleşti. Tekrar elleri yere koyduk. Dizlerimi arka koluma yerleştirdim. Rahatsam tam poza giriyorum. Rahat değilsem yine sağ ayağı yerden kaldırdım. Öne doğru götürmeye devam ediyorum omuzlarımı. Kendimi yerden itmeye devam ediyorum. Sağa indirdim. Solu kaldırdım. Ve namaz karasana. Birazdan buna başka şeyler de ekleyeceğiz hazırlanırsak. İki tane daha yapalım bundan. Elleri yere koyduk. Dizler arka kollarda, omuzları öne taşıdım. Sağ kalktı. Hafif omuzları daha öne götürdüm. Aa baktım. Solda böyle hafif kalkmak istiyorsa kaldırdım. Kalkmak istemiyorsa sağa indirdim. Solu kaldırdım. Ve namaz karasana. Son bir taneye doğru gidiyoruz. Elleri yere koydum. Dizler arka kollarda. Öne geldim. Sağ kaldırdım. Omuzlarımı mutlaka öne doğru uzatmaya devam ediyorum. Aslında işin sırrı bu. Omuzları geri çekmeyeceğim. Omuzları geri çekmediğim zaman öbür ayağım da kalkmak zorunda kalacak. Ama dediğim gibi kalkmadıysa solu kaldırdım şimdi. Ve indim. Namaz karasana. Burada uzun derin bir nefes aldım. Nefesimi sakinleştiriyorum çünkü şimdi kakasana'dan çaturangaya geçeceğiz. Ama nasıl olacak dersek adım adım da yapabileceğiz. Rahatsak direkt olarak pozdan sıçrayacağız da. Şimdi bunu kakasana yapamıyorsanız da yapabileceksiniz. Merak etmeyin. Geldim. Diyelim ki kakasana hiç yapamıyorum. Dizlerim arka kollarda çok güzel. Bir ayağımı kaldırdım. Ben çaturanga deyince adımladım ve dirseklerimin üzerine indim. Ve oradan kobraya geçtim. Rahatsam ya da denemek istiyorsam dizlerimi arka kollarıma yerleştirdim. Burada yapmam gereken şey ayaklarımla kendimi iyice geriye doğru vurmak, karnım kuvvetli ve omuzlarım öne taşımak. Ve vurdum, çaturangadayım, yukarı bakan ve aşağı bakan. Hangisi bizim için uygunsa onu yapacağız. Ben adım adım olanı göstereceğim. Ama ne dedik? Yaz pratikleri. Yaz boyunca mutlaka ve mutlaka yapamasanız da bunu yapmaya gayret edin ki güçlenmeye devam edelim. Şimdi hazırsak bundan 5 tane arka arkaya yapıyoruz. Geldik. Aşağı bakan köpekten başlayalım. Adımladım. Dizlerim arka kollarımda.
Bir tanesini kaldırabiliyorsam kaldırdım. Bir sonrakinde diğerini kaldırın. Çaturanga'ya geçtim. Sağ adım geriye, sol adım geriye. Omuzlarım öne, dirseklerim bedenime yaklaştı. Yukarı bakan ve aşağı bakan. Kaldı 4. Geldik. Dizler arka kollarda. Tek ayak kaldırdıysam bu sefer solu kaldırdım. Adımladım sol geriye, sağ geriye. Omuzlar ileriye, dirsekler bedenimin yanında. Yukarı bakan ve aşağı bakan. Geldim öne. Dizler arka kollarda. Sağ kaldırdım. Sağ adım geriye. Sol adım geriye. Çaturanga. Yukarı bakan ve aşağı bakan. Geldim öne. Dizler arka kollarda. Solu kaldırdım. Sol geriye, sağ geriye, çaturanga. Yukarı bakan ve aşağı bakan. Ve son bir tane. Geldim öne. Dizler arka kollarda. Sağ kaldırdım. Sağ geriye, sol geriye, omuzlar öne, çaturanga. Ve yukarı bakan ve aşağı bakan. Aşağı bakan köpekteyim. Dizlerin üzerine geldim. Bir topuklarımızın üzerine oturduk. Uzun bir nefes aldık burnumuzdan. Uzunca nefesi verdik. Tekrar uzun bir nefes aldım. Uzunca verdin. Son bir tane. Uzunca aldın. Ve uzunca verdin. Şimdi karganın kuzeni yan kargaya geçeceğiz. Şu an ama yine yan kargayı da yapamıyor olabiliriz. Ona göre dersi anlatacağım. Şimdi yapacağımız şey, elleri koyduk. Yan kargada ne yapıyorduk? Dizleri iki yana çevirmiştik. Yan karga yapamıyorsak nasıl yapacağız onu göstereceğim. Dizleri yana çevirdim. Öne doğru kendimi getirdim. Ve tekrar oturdum. Hep aynı tarafı yapalım ki kafamız karışmasın. Bundan 5 tane yapacağız. Yapabiliyorsak geldik. Poza girdik. Ve indik. Tekrar burada bekliyoruz. Ellerimiz hep aynı yerde kalsın. Hangisi yapabiliyorsan da yapamıyorsan da bir poza gireceğiz. Ellerimizi hareket ettirmiyoruz. Ellerimiz önde. Şimdi başlayalım. Kaldırdım kalçamı yukarıya. Dizlerimi arka koluma yerleştirdim. Kalçamı diğer koluma yerleştirdim. Öne doğru kendimi getirdim omuzlarımı. Ayaklarımı hafif kaldırmaya çalışıyorum. Bakıyorum kalkıyor mu diye indirdim. Kaldı 4. Geldim. İndirdim. Geldim öne. Omuzları öne taşıdım, taşıdım, taşıdım. Baktım ayaklarım hafif kalktı. İndim. Bir yandan da bakıyorum kalkıyor mu diye. Geldim öne, kalkmıyorsa da hiç sıkıntı değil. Kalkmıyorsa da burada kaldım. Omuzları öne taşımaya devam ettim. İndim öne. Son bir tane. Geldim. Ve indim. Merkeze gelelim. Diğer tarafı yapmadan bir namaskarasana'ya geçelim. Dirseklerimle dizlerimi iki yana ittim. Yukarıya doğru uzuyorum. Nefesim sakinleşsin. Çok hızlı gelebilir tabii ki bazılarınıza. Yani geldik gittik. 3 tane yaptın aynı süre içinde. Hiç sıkıntı değil çünkü zamanla hızlanacak. Zamanla hızlanacağı için aslında şu an bu hızla yapıyoruz. Ve hazırsak diğer tarafa yapalım. Ben şu tarafa döneyim ki daha rahat görün. Ellerimi yerleştirdim. Ne yapıyorum? Kalçam yukarıda. Dizlerimi arka koluma yerleştirdim. Kalçamı da öbür arka koluma yerleştiriyorum. Öne doğru geldim. Omuzları öne doğru taşıdım. İndim. Tekrar kalktım. Omuzları öne doğru taşıdım. Rahatlama ayakları kaldırdım. İndim. İki taraf birbirinden çok farklı olabilir, normal. Bunları yaptıkça eşitlenecek. Üçüncü kez geldim. İndim. Son iki tane. Geldim, omuzlarımı öyle taşıdım, taşıdım, taşıdım. İndim. Ve sonuncu. Geldim, taşıdım.
ve indim. Bu sefer namaz karasana değil, aslanın turşu yapalım. Bilekleriniz rahatlasın, bilekleriniz ağrıyor olabilir, çok normal. Daha önce çok fazla kol dengesi çalışmadıysanız da ağrıması normal. Parmaklar bana baktı. Bilekleriniz çok esnekse daha öne koyabilirsiniz. Ama şu an esnemesini, rahatlamasını istiyoruz. Yani zorlanmasını, acı hissetmek hiçbir zaman istemiyoruz zaten. Yukarıya doğru baktım. Hem nefesimiz sakinleşsin, hem zihnimiz sakinleşsin. Burnumuzdan uzun nefesler alıp veriyoruz. Ve merkeze geldim. Son bir pozumuz daha var. Kondiyasana'ya hazırlık diye düşünün. Kondiyasana'yı yapmayacağız bu derste. Ama siz rahatsanız, kondiyasana A yapabiliyorsanız kondiyasana'ya geçin. Yine aşağı bakan köpeğe geçeceğiz. Yapacağımız şey aşağı bakan köpekte bir dizimizi, işte sağ dizimi sağ dirseğime getirip orada bekleyeceğim ki bedenim ve kollarım kuvvetlensin. Oradan da kondiyasana'ya devam edebileyim. Dediğim gibi kondiyasana yapabilenler kondiyasana yapsınlar. Aşağı bakan köpekteyim. Sol ama şimdi daha rahat görün. Sol dizimi sol dirseğime getirdim. Kollarımı çaturanga kol yaptım ve bekliyorum. Ve ittim kendimi geriye. Şimdi bu çok zor olabilir bazıları için ve zor olması da normal. O zaman ne yapabilirim? Sol dizimi sol dirseğime getirdim, çaturangaya geçmedim, bekliyorum. Bu da bana çok zor geldi diyorsanız, üçüncüye gidiyoruz. Dizimi yere koydum sağ dizimi, sol dirseğime getirdim. Baktım iyi hissediyorum, hafif kaldırdım, tekrar indirdim. Aşağı bakan köpek. Dördüncü. Sol diz, sol dirsekte. Ben plank versiyonunu yapıyorum. Aşağı bakan köpek. Ve son kez. Sol diz, sol dirsekte. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Ve aşağı bakan köpek. Burada uzun bir nefes aldık. Çok yorulduysan dizlerini yere koyarak burada bekleyebilirsin. Unutma omuzlarını yere bastırmayı, atlama. Son bir nefes burnumuzdan. Ve şimdi aynı şeyi sağ tarafta yapacağız. İstiyorsan çaturanga kol, istiyorsan plank kol, istiyorsan demin yaptığım gibi dizleri yere koyacaksın. Bu sefer sağ diz, sağ dirsekte ben plank versiyonu yapıyorum. Sırtım kabarık, karnım kuvvetli, bacaklarım kuvvetli. Ve geldim aşağı bakan köpek. Sağ diz, sağ dirsek, solu ortaladım sol ayağımı. Aşağı bakan. Tekrar sağ diz, sağ dirsek. Ellerimle kendimi iyice yerden yatıyorum, omuzlarım aktif. Aşağı bakan köpek. Sağ diz, sağ dirsek. Aşağı bakan. Ve sonuncu. Sağ diz, sağ dirsek. Aşağı bakan. Ve dizlerimi yere koydum. Biraz omuzlarımızı rahatlatmak istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey yüzüstü yatacağız, uzanacağız. Burada bu tarafı daha rahat görürsünüz. Sol elimi yana uzattım. Tam yanıma değil, biraz böyle bir 45 derecelik açıyla. Avucumu yukarıya doğru çevirdim. Şimdi buradaki omuz esnekliğimiz neyse ona kadar, yani o kadar geri gidebileceğiz. Sağ ayağımı aldım. Sağ ayağımı geride bir yere uzatmak istiyorum. Belki buraya kadar gelemiyor olabilirsin. Burada kaldığın sıkıntı değil, omuzundaki o esnemeyi mutlaka bul. Çok rahatsan kolunu geriye götürüp diğer elini tutabilirsin. Burada birkaç nefes kalacağız. Merkeze döndüm. Şimdi sağ kolumu uzattım, 45 derece açıya yukarıya doğru çevirdim ve sol bacağımı geriye doğru gönderdim. Elimle önden destek alabilirim. Nefesin uzun. Merkeze geldim.
oturdum. Bacaklarımı ileriye doğru uzattım. Önce paçimottanasana yapalım. Paçimottanasana'da istediğim şey ne aslında? Karnımı sanki üst bacaklarıma değdirmeye çalışıyorum. Yani amaç başımı değdirmek değil. O yüzden mesela çok rahat uzayamadığını düşünüyorsan ileriye doğru bak. Ellerini ayaklarından çek. Yani şunu yapmak yerine sırtın uzadığından mutlaka emin ol. Burada kalabilirsin. Çok rahatsan kapanabilirsin. Ve yükseldim. Sağ ayağımı tuttum. Sağ bacağı kendime doğru çektim. Dizim gergin. Ayağından tutamıyor olabilirsin. O zaman bacağını herhangi bir yerinden tut ama dizin gergin olsun. Ve bacağımı bıraktım. Solu tuttum, çektim. Nefesim uzun, sakin. Ve yavaşça bacağımı bıraktım. Bağdaş kurdum. Çok kısa bir nefes çalışması yapalım. Pratiğimizi öyle tamamlayalım. Basit yogi nefesi yapacağız. 4 alacağız, 8 vereceğiz. Nefesimiz karnımızdan, diyafram oradan göğüs kafesine çıkacak alırken. Verirken de önce göğüs kafesinden, diyaframa ve oradan da karnımıza gidecek. Hizalamamız bu. Kapattım gözlerimi. Nefesim sakin. Eğer sakinleşmediyseniz birkaç derin nefes daha alıp ver. Ve almaya başlayacağız. Al nefes. 1, 2, 3, 4. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al. 1, 2, 3, 4. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al. 1, 2, 3, 4. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al. 1, 2, 3, 4. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al. 1, 2, 3, 4. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al. 1, 2, 3, 4. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son. 2, 3, 4. Ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğal nefesine geri dön. Uzun bir nefes al burnundan. Yine uzunca nefesini ver. Ellerini göğüs kafesine al. Tekrar uzun bir nefes aldın. Ve verdin nefesini. Ve gözlerini açtın. Namaste. Güzel bir gün olsun. Yarınki pratikte görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.